neye sahip olacaksınız. Ama sen nereye gidersen git, canını bağışlayacağım. Yeremya 45:5. Bu Rabbin kendisine güvenenlere sunduğu sağlam ve sarsılmaz sırdır. Canını bağışlayacağım. Ancak bizler canımızın bağışına önem vermiyoruz. Dünyada sahip olduklarımıza ve sahip olmak istediklerimize değer veriyoruz. Ancak bunlardan daha üstün ve yok olmayacak bir şey vardır. O da Mesih'le birlikte Tanrı'da saklı olan yaşamdır. Koloseliler 3:3. Arzuladığınız, size güzel göründüğünü düşündüğünüz ne varsa artık bunlara iç çekmeyi bırakıp Tanrı'nın sizi kendisiyle tam bir birlikteliğe getirişine izin vermeye hazır mısınız? Tam olarak teslim olmaya ve bırakmaya hazır mısınız? Bırakmak ve teslim etmek, peki ya bu ne olacak Tanrım? Ben bunu hala istiyorum demeyi reddetmektir. Kendi fikirlerinizin ve kurduğunuz düşüncelerin farkında olun. Peki ya bu ne olacak diye düşündüğünüz an, teslim olmadığınızı ve Tanrı'ya özde güvenmediğinizi gösterir. Fakat bir kez teslim olduğunuzda, Tanrı'nın ne yapacağıyla ilgili olarak artık düşünmezsiniz. Bırakmak demek, kendi soru sorma lüksünüzden vazgeçmeniz demektir. Eğer kendinizi Tanrı'ya tam olarak bırakırsanız, size şöyle diyecektir: canını bağışlayacağım. İnsanların hayattan yorgun düşmelerinin sebebi, Tanrı'nın onlara bir şey vermemiş olmasıdır. Canları kendilerine bağışlanmamıştır. Bu durumdan kurtulmanın yolu, kendimizi Tanrı'ya bırakmaktır. Bir kez kendinizi ona tam bir teslimiyetle sunduğunuzda, yeryüzündeki en mutlu kişi siz olacaksınız. Ve bunu hayretler içerisinde izleyeceksiniz. Tanrı sınır tanımadan tam olarak size kucak açacaktır. Ve size canınızı bağışlayıp yaşam verecektir. Eğer bu noktaya erişememişseniz, bunun sebebi ya itaatsiz oluşunuzdur ya da sadelik içerisinde yaklaşmayı reddedişinizdir. Ya Rab, dünyaya ve sunduklarına değil, sana %100 teslim olalım. Amin.